أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه سعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kıymetli Yozgat TV izleyicileri. Bilal Şahin Külliyesi'nde, Ebu Nezih Ortam'da yine Ramazan'a özel iftara doğru programımıza bu akşamlıkta başladık. Evet, bugün günlerden 31 Mart Cuma günü, Ramazan ayının 9. günü, 9. orucumuzu tutuyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, cumanız mübarek olsun. Evet, kelamların en güzeliyle güzel bir başlangıç yaptık programımıza. Efendim, evet, Süleyman Yılmaz hocamıza, Bilal Şahin Erkek Hafızlık Kur'an Kursu hocamız, Süleyman Yılmaz hocamıza bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, kıymetli izleyenler, yayınımız başladı.
Bu akşam da çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Onunla beraber söyleşimiz, ardından ilahilerle bugünümüzde orucumuza yaklaşırken, iftarımıza yaklaşırken bugünümüzde güzel bir şekilde ihya etmeye gayret edeceğiz. Evet, bu akşamki konuğumuz Yozgat Müftülüğü İl Vaizi Abdurrahman Parlak Hocam. Evet, hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah, sağınıza duacıyız. Nasıl gidiyor Ramazan-ı Şerif'imiz? Elhamdülillah, bu sene de Cenab-ı Hak bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdı. İnşallah istifade edenlerden eylesin. Cenab-ı Hak inşallah bu Ramazan-ı Şerif'te günahlarını affettirmiş olarak bayrama ulaşmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Evveli rahmet. Yani üçe ayrılmış, evet. Değil mi? Rahmetin işte bu dokuzu, onu. Evet, ortası, ortası mağfiret. Sonu... Sonra da cehennemden kurtuluş, azaptan kurtuluş inşallah. Evet. Cenab-ı Hak nasip etsin cümlemize. İnşallah. Evet, Abdurrahman Parlak Hocam da biz emir bin maruf nehi anil mülker, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek konulu konumuzu konuşacağız inşallah bu akşam. Hocam, emri bin maruf nehi anil mülker nedir diyerek de isterseniz bir başlayalım. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ben öncelikle bu programı bize vesile kıldığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bununla beraber bu programda inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse programı izleyen kardeşlerimiz emri bil maruf nehy anil münker nedir? Bu sorunun cevabını. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Bu sorunun cevabını. Kimlerin böyle bir vazifeyi yapması gerekir ya da yapmalı mı? Sorusunun cevabı. Yapılsa ya da yapanın faydası ne olur? Kârı ne olur? Kazancı ne olur? Yapılmazsa ne kaybederiz? Sorusu. Ve bununla beraber yaptığımız zaman nasıl yapmamız gerektiği sorularına inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse cevap bulmaya çalışacağız i̇nşallah. Sohbetimizin içerisinde. Sorunuza geçecek olursak emri bil maruf nehyi anil münker birçok tanımı yapılmakla beraber biz El Müfredat isimli eserin müellifi olan Ragib El İsfahani'nin şu tanımınınla başlamak istiyorum. Maruf, akıl ve şeriatın iyi olarak nitelendirdiği fiilleri ifade eden bir isimdir. Yani hem aklın hem de şeriatın uygun gördüğü şeylerdir. Münker ise aklın ve şeriatın benimsemediği, yadırgadığı şeylerdir. Kelimenin manası bu. Evet. Bir diğeri ise emri bil maruf nehyani münker Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifadedir. Zaten onun için böyle kalıplaşmıştır. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek diye biz Türkçe'ye çeviriyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de 9 yerde geçer bu. Ve genellikle de bu kalıp üzerinden geçer. Bazı alimlerimiz iyiliği emretmek diye bahsettiğimiz şeyin vacip ve mendup olan işler olduğu, kötülükten nehyetmenin de yine bunların zıttı olan, yani vacip olup mendup olanların zıttı olan şeylerin de münkerattan olduğunu ifade etmişler. Tabii ki emri bil maruf nehyan münkeri böyle tarif edince yani hükmü de bazen merak edilebiliyor. Alimlerimizin büyük çoğunluğu ortaklaşa olarak Kur'an, sünnet ve icmaya dayanarak hükmünün farz olduğunu söylemişlerdir. Yani emri bil maruf, nehyanil münker vazifesi farz bir vazife olarak telakki etmişler. Hatta bizim itikadi mezheplerimizden Mutezile de usulü hamsede 5 esasından birisini emri bil maruf nehyanil münker olarak ortaya koymuş. Ki fiiliyatta da bunu göstermiştir. Nasıl göstermiştir? Özellikle Müslüman olmayan kesimlere İslam'ı anlatmak, onlarla işte mücadele etmek, cedel ilmiyle onları işte İslam'ı ısındırmak, İslamiyet'in işte diğer düşüncelere karşı üstünlüğünü ortaya koymak için önemli çaba sarf etmişlerdir. Evet. Mutezili alimlerin işte 5 esasından birisi olarak da emri bil maruf, nehyan-ı münkeri koymuşlardır. Tabii ki burada şunu da ifade etmek lazım. Münkerin ya da işte marufun ne olduğunu söyledik. Emir kelimesinin de bir anlamı var. Şimdi biz emri bil maruf, iyiliği emretmek deyince Türkçe'de şöyle bir şey algılıyoruz. Hani birisi yanlış bir şey yapıyor, yapma demek gibi algılıyoruz. Evet, genelde öyle anlaşılıyor. Yani çünkü biz, emir vermek, evet, yapma, etme. Bizdeki emir ifadesi bunu çağrıştırıyor. Fakat alimlerimiz bu emir kelimesini hani detaylıca Kur'an-ı Kerim bağlamında incelediklerinde emir kelimesine nasihat,
bununla beraber teşvik etmek, özendirmek, en fazla sert uslup kullanmak olarak ifade etmişler. O da en fazlası. Biz direkt onu anlıyoruz. Tabii ki. Yani oradan da ileri gidiyoruz. Evet. Hatta fiziki müdahaleye kadar varıyor ki yani alimlerimiz emri bil maruf nehyanil münkerin içerisinde fiziki müdahalenin olmadığını, onu nereye? Sadece resmi kurumlara atfetmişlerdir. Yani bize düşen, eğer bir resmi görevimiz yoksa bununla alakalı, bize düşen insanları bu noktada teşvik ederek, özendirerek aydınlatmaya çalışmaktır, yönlendirmektir. Tabii ki buradaki şey sadece emir deyince sözle alakalı değil. Burada az önce ifade ettiğimiz gibi teşvik etmek, özendirmek. Yani özendirmek de var. Nedir? İnsan yapar ve birisi özenmeye çalışır. Yani emri bil marufun en güzel ifadesi inşallah gelecek hal ile yapılan ifadedir. Evet. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. O anlayışı kırmak lazım. Bu sohbetimizde o anlayışı kıracağız. Yani herkes İnşallah. Öyle anlıyor. Emir, emredeceksin, işte asıyor, kesiyor, şunu yap, bunu yap diye baskı bir şey var, düşünce var burada. O baskı düşüncenin öyle olmadığını tabii ki göstereceğim yani inşallah. Yani belki çok gerektiği yerler olabiliyor. Çünkü bir insana bir defaatle söyleniyor, özendiriliyor, teşvik ediliyor ama bir yanlıştan döndürmek için belki uslupta belki bir sertlik son merhalede ve usulünü bilen kişilerin yapması gereken şeylerden birisidir. Ama genel itibariyle büyük çoğunlukla teşvik, özendirmeyi, nasihat kısmını uygulamaya koymak lazım. Peki hocam, emri bil maruf nehi anil mülkere yani neden ihtiyaç vardır? Şimdi bu soruya şöyle cevap verebiliriz. İslamiyet ve İslamiyet'ten önce gelen bütün hak dinler şu beş esası korumak üzere gelmiştir der alimlerimiz. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden süzerek edindikleri bilgi olarak. Neyi korumak ister? İslamiyet dini, aklı, nesli, canı ve malı korumak ister. Bunun için gelmiştir. Yani bunları korumaya yöneliktir. Emir ve yasaklar da bunlarla alakalıdır. Alimlerimiz ifade ederler ki hepsini koruyacaktır bu beş şeyin. Fakat şu dört taneyi korumak için bir tanesi çok önemlidir. O da din. Bir insan dinini korumazsa o dört şeyi de kaybeder. Mesela bir insan dinin emir ve yasaklarında bir zafiyeti varsa, misalen işte alkol gibi bir kötü alışkanlığa müptela olduysa aklını yitiriyor. Evet. İşte dini hassasiyeti kaybolmuşsa, işte kumar gibi yahut faiz gibi şeylerle malını yitiriyor. Hani hem bereketini yitiriyor hem malın kendisini yitirmiş oluyor. Yahut dinimizin hassasiyetini, işte zinaya yaklaşma ifadesini kendinin üzerinde göstermediyse, o zaman da nesli kaybediyor. Neslin işte ne diyelim, hangi çerçevede yetişeceği ile alakalı bir kayıp söz konusu olmuş oluyor. Ya da aklını yitirebiliyor, canını kaybedebiliyor. Dinini eğer önemsemediyse, dinin emirlerine. Onun için bu dört şeyi korumak, dini korumakla olur. İşte emri bil maruf neyyan mülker de bu dini korumak için vardır. Tabii ki birkaç tane daha misal verebiliriz. Buyurun yani hocam. Emri bil maruf neyyan mülker neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyurur ki, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Biz insanı hem takvaya meyledecek şekilde, hem de fucura meyledecek şekilde var ettik. Yani ikisi de insanın istidadında var. İyiliğe de gidebiliyor, kötülüğe de gidebiliyor. Yani bir melek gibi değil. Yani isyandan masum değil bir insan. Yani hata edebiliyor. Hataya meyilli. Tabii ki. Bir şeytan gibi de değil. Çünkü şeytan da itaatten mahrumdur. İnsan ise hem itaat edebilecek potansiyel vardır, hem de isyan edebilecek potansiyel vardır. İşte bu potansiyelden hangisini tercih ettiysek, ona göre de zaten bizim işte amelimiz, amel defterimiz, ahiretimiz belli olmuş oluyor. Böyle arada kalan, iki tarafa da meyilli olan bir varlığın emri bil maruf nehyi anil münkere ihtiyacı var. Neden? Çünkü ayağa kayabilir, yanlışlara yönelebilir, duygularıyla hareket edebilir, duyguları onu yanlış yöre sevk edebilir, nefsinin sözünü dinleyebilir. Onun için bu anlamda emri bil maruf nehyi anil münkere ihtiyaç vardır. Bir diğeri de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu güzel bir örnekle ifade edelim. Buyurun hocam. Buyurur ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gemi metaforunu örnek verir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Geminin içerisine kurayla işte iki katlı bir gemiye insanlar binmiştir. Bir kısmı üst katta, bir kısmı alt kattadır. Alt katta olan su ihtiyaçlarını gidermek için üst kata çıkarlar.
Üst katta işte su ihtiyaçlarını giderirler, geri aşağı inerler. Sonra derler ki aralarında, yahu biz üsttekileri rahatsız etmesek, biz geminin altında bir delik açsak da oradan su ihtiyacımızı gidersek deseler ve üsttekiler de buna göz yumsa hep beraber batacaklardır. İşte emir bil maruf nehyen münkere bunun için ihtiyaç var ki birileri hata yapıyorsa onun cezasını hepimiz çekiyoruz. Yani her koyun kendi bacağından asılmıyor. Tabii ki. Yani burada bizim insanlara, topluma özellikle en başta sorumlu olduğumuz kişilere karşı bir mesuliyetimiz var. Onun için kim ne yaparsa yapsın bana ne lazım dememesi lazım bir insanın ki. Çünkü o dönüp dolaşıp aynı şekilde kendisini buluveriyor. Yani misal verelim, sokağın ortasında işte yanlış bir şeyler yapan çocukları gördüğümüzde onları tatlı bir dille uyarmazsak yarın bir gün birilerine zarar verirken bizim malımıza da zarar verir. Belki canımıza zarar verir. Belki çocuğumuzun arkadaşı olacaktır o. Aynı şekilde dolaylı yoldan bize, toplumumuza zarar vermiş olur. Bu anlamda emri bil maruf nehyani münkere ihtiyaç vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Kur'an ile alakalı ciddi tavsiyeleri de neden ihtiyaç olduğunu gösterir. Bir diğeri de Cenab-ı Hak dinini, güzel ortamı, dünyanın çok refah bir şekilde olmasını her türlü sağlayabilir. Fakat bu vazifeyi neden bizi bu kadar hatamıza, günahımıza rağmen bize yüklemiştir? Çünkü bizim rahmete olan ihtiyacımızdan dolayı, merhamete olan ihtiyacımızdan dolayı. Biz merhamete ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak da bize böyle bir yol açıyor. Yani insanları doğru yola sevk edin ki siz de o merhametten ne yapasınız? İstifade edesin. Yoksa Cenab-ı Hak, hani alimlerimizin bir sözü vardır. Cenab-ı Hak dinini racülü facirle de, günahkar insana da yayar. Yani bize ihtiyacı yok. Ama bizim o rahmete, merhamete ihtiyacımız olduğu için emri bil maruf nehyani münker yapmamız gerekir. Tabii ki bununla alakalı şu ayet-i kerime de bize ışık tutacaktır. Cenab-ı Hak buyurur ki, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ Siz insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı topluluksunuz. Kime söyler? Müslümanlara söyler. Müslümanlar dediğimiz ümmeti Muhammed'e söyler. Ve bunu da bir kayıtla sınırlar. Birkaç tane kayıt vardır ama ilk kayıt şudur. Siz çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil münker. Çünkü iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Yani bizim hayırlı ümmet olmamız iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmekle başlıyor. Biz hayırlı ümmet olmak istiyorsak iyiliği emrediyor, kötülüğü nehyediyor olmamız gerekir. Şimdi şöyle bir şey sormak lazım. Çıkarılmış en hayırlı ümmetiz diye Cenab-ı Hak ayet-i kerimede bize ifade ediyor. Şöyle bir topluma, dünyadaki toplumlara baktığımızda, yani Müslümanlar en hayırlı ümmet mi? Öyle bir görüntü var mı genel itibariyle? Şimdi ekonomik anlamda değil. Hani hayır dediğimiz, hani en azından diğerlerinden biraz daha üstün olandır, eftal olandır. Ekonomik anlamda Müslümanlar dünya çapında önde değil. Evet. Ahlaki anlamda da belki Müslüman olmayan ülkelerle belki aynı seviyede, belki de bazı noktalarda aşağılara bile düşebiliyoruz. Evet. Doğru. Yani gelişmişlik olarak da yine hakeza. Yani en hayırlı ümmet olarak kendimizi ne yazık ki göremiyorsak bir eksiklik var demektir. O da iyiliği emredip kötülüğü nehyetmeyi terk etmemizden dolayı. Yani en hayırlı olmak istiyorsak İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmemiz lazım. Mef'ul-i muhalifinden okuyalım bunu. Eğer iyiliği emredip kötülükten nehyetmiyorsak, o zaman en şerlilerinden olmaya doğru gidiyoruz demektir bu. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Onun için biz iyiliği emredip kötülüğü nehyetmek gibi bir vazifeye ihtiyacımız var. Hem merhameti olan ihtiyaçtan, hem Cenab-ı Hakk'ın en hayırlı ümmet dediği kişilerin ya da toplumların içerisinde olmamız için böyle bir vazifeye ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak cümlemizi hakkıyla yapanlardan eylesin. Amin, amin inşallah hocam. Evet kıymetli izleyenler, Abdurrahman Parlak hocamla sohbetimiz devam ediyor. Kısa bir nefes arası verelim. Tabii. Kıymetli hocam. Dediğim gibi her canlı yayında sizlere duyuruyorum. Bizleri izleyen, kıymetli siz izleyenler, yorum yazabilirsiniz. Bugün Cuma, Cuma'mızı tebrik ederekten, Ramazan'ımızı tebrik ederekten bulunduğunuz ülke, her nereden bizleri izliyorsanız onu yazaraktan bizlere katılabilirsiniz, canlı yayınımıza eşlik edebilirsiniz.
Evet, Osman Başdoğan beyefendi geçen akşam da yazmıştı. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Viyana'dan selamlar. Bütün hemşehrilerime hayırlı iftarlar. Ben Osman Başdoğan, Hayranköy, Akdağ Madenli. Evet, Akdağ Madenine, sevgili Osman Bey'in köyüne ve Viyana'ya da selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Bozok Diyarı, Yozgat'ımızdan efendim. Hüseyin İnce hocamız katılmış. Selamun aleyküm diyor ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, başarılar dilerim demiş. Allah razı olsun. Kıymet hocamıza da selamlar gönderiyoruz. Ahmet Aydoğdu, halk aç demiş hocam. Şimdi açlığın kıymetini, değerini burada anlıyoruz. Değil mi? O da oruç tutuyor ki halkın aç olduğunu farkına varmış. Şimdi açlık hem ruhen hem bedenen de var, değil mi? Ya biz önce bedenimizle açlığa doyurduğumuz gibi ruhumuzu da açlığa doyurmamız gerekiyor. Bu bağlamda inşallah bu programlarımız da onlara vesile olur hayırlısıyla. Sevgili Ahmet Aydoğan kardeşimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Yorumundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Şimdi Bilal Şahin Cami Müezzin Kayyumu, kıymetli hocamız hazır herhalde bu akşam. Mehmet Öksüz hocam. Evet. Peki, güzel bir ilahiyle programımıza eşlik edecek hocam. Buyurun. Bir gece muhal. Seni okur Zülcelal ne durursun kıl hazırlık ne durursun kıl hazırlık sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bin yıllık yola davara gele nice bin yıllık davara gele Yunus kim ola ol Muhammed'dir mutlak ol Muhammed'dir mutlak sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvallah. Mehmet Öksüz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bilal Şahin Camii Müezzin Kayyumu. Allah razı olsun. Eyvallah. Kıymetli hocam. İlerleyen dakikalarda tekrardan bizlere sesleriyle, nefesleriyle eşlik edecek hocalarımız var. Allah razı olsun. Evet, kıymetli izleyenler, Yozgat Müftülüğü İl Vaizi Abdurrahman Parlak hocamızla söyleşimize devam ediyoruz. Hocam, emri bin maruf nehi anil münkeri kimler yapması gerekir? Teşekkür ederim bu sorunuz için. Emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifesini kimler yapması gerektiği ile alakalı Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet-i kerimeyle başlayabiliriz. Cenab-ı Hak buyurur ki: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İçerinizde iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir kimseler bulunsun buyurur Cenab-ı Hak. Bir kimseler bulunsun. Buradan şöyle bir anlam çıkartabiliriz. İçerimizde iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir topluluğun olması. Bu alanda uzmanlaşmış, ihtisaslaşmış ve bu alanda kendini geliştirmiş, yetiştirmiş kimselerin olmasını biz ne yapıyoruz? Hemen anlayabiliyoruz. Ve Cenab-ı Hak ve ulaike humul muflihun buyurur. Onlar kurtuluşa erenlerdir diye Cenab-ı Hak ne yapar? Onları taltif eder. Bununla beraber
az önceki okuduğumuz ayet-i kerimede de kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil maruf ve tenhâne anil münker. Yani içerinizde iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun ayet-i kerimenin akabinde çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diye bu vazife özel olarak bir kimselerin yapması gereken, belki onlar bu alanın ihtisasını aldıkları için, bununla beraber bütün ümmetin üzerine yüklenmiş bir vazifedir aslen bu. Çünkü diyelim ki böyle bir topluluk var ama o bizim evimize giremez. Bizim evimizdeki problemleri, uyarılması gereken, yönlendirilmesi gereken yerleri bizatihi göremez. Ya da arkadaşlarımızla yaptığımız sohbeti o seçkin kesim diyelim, uzman kesim göremeyebilir, göremez, oraya ulaşamayabilir. Onun için bütün ümmetin her ferdinin vazifesidir aslen. Emri bil maruf, nehyen münker. Belli bir bölümün değil. Tabii ki. Yani genel anlamda bir yerde, bir toplulukta, alimlerimizin genel kanaati, bir toplulukta birileri bu vazifeyi yapıyorsa, diğerlerin üzerinden sorumluluk kalkar diye ifade eder. Fakat Cenab-ı Hak her Müslümanın üzerine bunu vazife olarak ifade koymuştur. Özellikle bazen insanın aklına şu da gelebiliyor. Yani sadece erkeklerin vazifesiymiş gibi. Halbuki Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede buyurur ki: "Vel-mu'minun ve'l-mu'minat ba'duhum evliya'u ba'd." Mümin kadınlar ve mümin erkekler birbirlerinin yardımcısıdırlar. Hangi anlamda? "Ya'muruna bil-ma'ruf ve yenhevna ani'l-münker." İyiliği emreder, kötülüğü nehyederler. Bu noktada ve birkaç noktada daha birbirlerinin yardımcısıdırlar diye Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ifade eder. Onun için özellikle bu alanla ihtisaslaşmış, özel gereksinim gerektirecek konularla alakalı uzmanlık gerektiği, onun haricinde her mümini de gördüğü her yanlışla alakalı bir şeyler yapması gerektiğinin bilincinde olmalı. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyurur ki, kim bir kötülük görürse eliyle, buna gücü yetmezse diliyle onu önlesin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle kötülüğe karşı buğz etsin. İşte bu ezaful iman, imanın en alt mertebesidir buyurur. En zayıfıdır buyurur Resulullah. Biz genelde üçüncüyü yapıyoruz yani. Yani evet, böyle hani onayla bazen hani onaylamıyoruz ama sonradan artık kanıksıyoruz da. Yani o kötülük ya normalmiş gibi de gelebiliyor. İşte herkes yapıyor halinde gelebiliyor. Burada şunu da ifade etmek lazım. Yani bu kim bir kötülük görürse diye ifade ettiği için, bir tahsis olmadığı için bütün Müslümanları da aynı şekilde muhatap olarak almaktadır. Müslümanım diye kendisine atfediyorsa bir insan, Müslümansa onun bu görevi yapması gerekiyor. Ya yani şöyle bir düşünsek, bir toplum, herkes gördüğü yanlışı düzeltmeye çalışıyor. Evet. Ve iyiliğe doğru sevk etmeye çalışıyor ama herkes. Ne kadar güzel bir toplum ortaya çıkar. Yani işte Medinetül Fadıla diye alimlerimizin hayal ettikleri belki güzel toplumu, belki de asr-ı saadetin bir nüvesini burada da biz yaşayabiliriz böyle bir toplumun olduğu yerde. Şunu da ifade etmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerif ile alakalı. Kim bir kötülük görürse eliyle, gücü yetmezse diliyle. Şimdi bizde şöyle anlaşılıyor. Kötülük gördük, hemen elimizle böyle bir hani darp etmeye yönelik bir anlayış ne yazık ki var. Sonra diliyle buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu şunu ifade ediyor olabilir. Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle o işi düzeltin. Yani bir insanı düzeltmek değil, bir yerde bir kötülük gördü, birisi çöp atıyor. Alın o çöpü yerine koyun. Hani bunu yapacak gücünüz yok. Ya da öyle bir şey oldu ki artık müdahale edemiyorsunuz. O kötülüğü ortadan kaldıramıyorsunuz. O zaman dilinizle ikaz edin. Yani burada önemli olan bir kimsenin ilk önce eliyle o işi düzeltmek için çaba sarf etmeli. İnsanın aklına şu geliyor: kötülük gördüğünüzde kötülük yapanı düzeltin. Anlaşılır. Aynen. Hayır, kötülüğü düzeltin. Aynen. Yapamıyorsanız o zaman kötülüğü yapana deyin ki bu yaptığın yanlış. Bunu da yapamıyorsanız, artık yaptığınız da netice alınamıyorsa işte orada buğz etmek yeri gelmiş oluyor. Onun için kimleri yapması gerekir? Bütün Müslümanların üzerinde bir vazifedir bu. Cenab-ı Hak inşallah hakkıyla yapanlardan eylesin cümlemizi. Amin. Amin inşallah. Şimdi bir eser daha alalım isterseniz arkadaşlar. Ömer Kemal Hocam mı? Evet. Ömer Kemal Hocam'dan bir eser dinleyelim. Saatlerimiz 18.34'ü gösteriyor. Yarım saat oldu kıymetli hocam. Evet. Bu şekilde yani iftarımızı, orucumuzu karşılamaya gayret ediyoruz.
Amin, amin hocam. Güzel de. Aynen, aynen. Duaların kabul olduğu değil mi? O vakitlerde. Peki. Ömer Kemal hocam, hoş geldin. Sefalar getirdin. Merhabalar. Hayırlı yayınlar. İyi yayınlar dilerim. Neyi okuyacaksın? Fatih Koca hocamın okumuş olduğu güzel bir eser var. Maşallah. Ben Senin Gülşeninde. Bülbül Zarım diye bir eser. Çok güzel. Onu okuyacağız. Evet, Değerli Şahin Mürez'in kayyumu. Ömer Kemal Demişler hocamızdan dinleyelim bakalım. Buyurun. Ben senin gülşeninde bülbül-i zarım efendim. Ben senin gülşeninde bülbül-i zarım efendim. Senin gönül ikliminde, senin gönül ikliminde, ah gülizarım efendim, ah gülizarım efendim, bülbülizarım efendim, ah gülizarım efendim, senin gönül ikliminde, senin gönül ikliminde, ah dildarım efendim, ah gülizarım efendim. Şu muzdarip ruhumu şu kafesten kurtarıp, şu muzdarip ruhumu şu kafesten kurtarıp, beni de gül bahçene al, beni de gül bahçene al, al dildarım efendim, ah gülizarım efendim, bülbülizarım efendim, ah gülizarım efendim, senin gönül ikliminde, senin gönül ikliminde, ah gülizarım efendim, ah gülizarım efendim. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ömer Kemal İbiş hocam. Mustafa Koca üstadımıza da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Efendim, evet, Orhan Uçar beyefendi Sorgun'dan selamlar demiş. Bizler de Yozgat'ımızın güzel ilçesi Sorgun'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Orhan Uçar beyefendi vasıtasıyla. Evet, kıymetli izleyenler, Yozgat Müftülüğü İl Vaizi Abdurrahman Parlak hocamızla beraber sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, emri bin maruf nehi anil mülkerde, yani yapanın kazancı nedir? Bunu öğrenebilir miyiz? Başta şöyle bir şey söyleyelim. Cenab-ı Hak elhamdülillah bize böyle bir vazifeyi vermiş. Şimdi inşallah kazançlarından bahsedeceğiz. Evet. Cenab-ı Hak bize böyle bir kapıyı açtığı için hamdü senalar olsun. Öncelikli olarak bir kimse emri bil maruf nehi anil münker yapmakla alakalı, emri bil maruf nehi anil münker aslen bir peygamber mesleğidir. Peygamber mesleğidir. Peygamberler ise bütünüyle istikamet üzeredir. Bu anlamda emri bil maruf nehi anil münker yapan bir kimse hiç olmazsa bu amelleri itibariyle istikamet içerisinde sayılırlar. Neden? Çünkü peygamber mesleğini yapmaya çalışıyor kendince. Evet. Yapabildiği o yolda. Kadar. O yolda, hı hı. Hani o karınca misali, o yolda en azından kendi yerini belli etmiş oluyor. Evet, bu anlamda istikamet üzere olmaya başlamış ya da adım atmış demektir. O yöne doğru yönünü belli etmiş demektir.
Bir diğeri ise emri bil maruf nehyanil münker yapan bir kimsenin kazancı ne olur? Zannediyorum en güzel kazançlardan birisi kendisine çeki düzen verir. Ne demek bu? Bir kimseyi hayal edelim. Birisine diyor ki ya şu yanlışı yapma diyor. Ona diyor ki ya şunu şöyle yapsan daha iyi. Bu böyle olmasın, şu şöyle olsun diye diye artık bu onda bir alışkanlık kesbetmeye başlar. Ve şöyle düşünür artık. Yani ben insanlara bu kadar uyarıyorum. Ya benim de yapıyor olmam lazım der. Vicdanı buna müsaade etmez. Hem anlatıp hem de yapmamasına vicdanı müsaade etmez. Bir yerden sonra artık o da yapmaya başlar. Kendine de emretmesi lazım değil mi? Sağa sola emrediyorsa kendine de tabii, emretmesi lazım. Tabii o zaten o işin ilk başı. Hani nasıl yapmamalıyız kısmında inşallah vakit olursa değiniriz. Önce kendisini ne yapar? Kendisine çeki düzen verir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Kim arınırsa kurtuluşa ermiştir. İşte insanları uyarmaya çalışarak, onları doğruya sevk etmeye çalışarak aslen kendisini arındırıyor. Adeta yani teşbihte hata olmasın, kendini sigortalamış gibi oluyor. Sigortalıyor kendini. Yani ben bu iş artık kendisini böyle bir muhafaza altına almış oluyor. Hani reklamlarda var ya, falanca deterjanı bir yere döktüğümüz zaman bir koruma kalkanı oluşuyor. Mikroplar bulaşamıyor gibi. İşte öyle kendisini koruma kalkanı yapmış oluyor aslen. Farkında değil. Halbuki Cenab-ı Hak bütün emirleri, bütün tavsiyeleri bu yöndedir. En başta bize faydası var. Emir bil maruf nehyen münkerin merhamete ulaşmak gibi, rahmete muhtaç olmak gibi önce kendimizi düzeltmemize vesile olduğu için en çok bizim ihtiyacımız var. Emri bil maruf nehyen münker yapan bir kimsenin kazancı önce kendisine çeki düzen vermiş olur. Bir diğeri ise kazancı ne olur? İrşat etmek, emri bil maruf ve nehyanil münker yapmak uzletten daha üstündür, daha faziletlidir. Daha faziletli bir iştir. Uzlet dediğimiz nedir? Kenara çekilmektir. Bir kimse der ki böyle bir vadiden geçerken bir sahabe efendimiz çok beğenir orayı. Der ki keşke şu manzarası güzel yerde yaşasam der. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istesem de bana müsaade etse ben burada yaşasam diye talebini bildirir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki hayır öyle yapma der. O vadide tek başına öyle yaşama. Çünkü sizden birinin Allah yolunda cihat, tebliğ gibi vazifeleri, faaliyetleri yapmadan evinde toplumdan uzak bir şekilde 70 sene kılacağı nafile ibadetten daha hayırlıdır o toplum içerisinde yaşaması. İnsanları tebliğ etmesi kıyıda köşede 70 yıl ibadet etmesinden daha hayırlıdır, faziletlidir buyurur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ki buradaki 70 yıl namaz, yani o zaman namaz kılmayalım anlamda değil. Burada kastedilen nafile ibadetlerdir. 70 yılda kesretten kinaye. Bir de ölçü yani. Tabii kesretten kinaye. Yani kendi başına kalıp devamlı böyle nafile ibadet etmektense toplumun içerisinde onlarla ilgilenmek, onların dertleriyle dertlenmek o köşeye çekilmekten daha faziletlidir denir, buyurur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bununla alakalı bir tane anekdot ifade edeyim. Kitaplarda yer alır. Cüneyt-i Bağdadi için ifade edilir ama başka alimler de olabilir. Böyle bir keşf içerisinde, şehrin içerisinde kalbi Allah'a en yakın kul, en veli kul kimdir diye böyle bir araştırma içerisinde bir tane fırıncının olduğunu öğrenir. Fırıncı. Bu kadar alimler var, ulema var değil mi? Allah Allah. Bir fırıncı olduğunu öğrenir, merak eder. Tabii kendini tanıtmadan fırının içerisine gider, fırıncıyla tanışır. Ona der ki, yani senin halin çok güzel görünüyor. Bu hale nasıl geldin? Bu makama nasıl eriştin der. O da şu cevabı verir. Ben fırına her attığım ekmekte, her attığım odunda bu cehennem ateşi gözümün önüne gelir. Benimle beraber bütün ümmeti Muhammed'in cehennemde yanması beni o kadar kavurur ki kendimden geçerim. Yani ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenirim. Yaptığımız hatalarla yanarız ederiz diye dertlenirim. Ben bir tek bunu bilirim der. O zaman o Cüneyd-i Bağdat Hazretleri fark eder ki
ümmetin derdiyle, başkalarının dertleriyle dertlenmektir insanı bir yere getiren. Yoksa köşeye kenara çekilmek değildir. Onun için uzletten daha hayırlıdır insanlarla ilgilenmek. Emri bil maruf nehyen münker vazifesi yapmak. Bununla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali'ye yapmış olduğu tavsiyede emri bil maruf nehyen münker yapanın kazancının ne olacağını bize gösterir. Buyurur ki falanca yere işte bir savaş esnasında gittiğinde onlara İslam'ı tebliğ et, İslam'a çağır, Müslüman olmayı çağır. Eğer kabul ederlerse canlarını, mallarını korumuş olurlar. Ve peşine ekler. Ey Ali buyurur radıyallahu anh. Senin elinle bir kimsenin hidayete ermesi, doğru yola gitmesi, yönelmesi, vadi dolusu kızıl deveyi Allah yolunda hibe etmekten, infak etmekten daha hayırlıdır. Bir kimsenin hidayete ermesi buyurur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi ne kadar önemli. Tabi bunu günümüze biraz taşımaya çalışalım. Kızıl develer o dönemin en belki pahalı, en kıymetli araçları. Günümüzdeki en böyle pahalı araçları hesap edebiliriz. Ferrari'dir. Yani hepsi olabilir. Belki bizim ismini bilmediğimiz çok daha farklı markalar da olabilir. Tok mesela. Onu biliyoruz. Evet. Şimdi bir de vadi dolusu demek, yani bir galeri dolusu diye teşbih yapabiliriz, benzetme yapabiliriz. Galeri dolusu en pahalı arabaların miktarını İslam için infak etmekten daha hayırlıdır bir kimsenin hidayetine vesile olmak buyurur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onun için yani bir kimsenin kazancı ne olur? Bu kadar hayrı yapmış gibi kazanç elde etmiş olur. Tabii ki emri bil maruf nehyanil münker yapan bir kimse şöyle bir müjdeyle de karşılaşır. Şöyle bir müjdeyle de kendini muhatap kılmış olur. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey eksiltmez. Kim davet ediyorsa, davet edilenin yaptığı sevap kadar ona sevap yazılır. Başka bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, çok meşhur bir hadis-i şeriftir. Men senne fil İslami sünneten haseneten buyurur. Sünnetün hasenetün. Bir kimse güzel bir çığır açarsa, güzel bir hayra vesile olursa, yani bir alışkanlığa vesile olursa, ne gibi? Diyelim ki bizim şehrimizde insan ihtiyacı olan insanlar var ve biz bir dernek kuruyoruz. O dernek bizimle beraber çalışıyor, insanlara ulaştırıyor, olandan alıp olmayana aktarıyor. Sonra bu dernek, biz gidiyoruz, başka şehre gidiyoruz, belki vefat ediyoruz, dernek devam ediyor. Devam ettikçe o hayır kapısı hala çalışmaya devam ediyor. Kim güzel bir çığır açarsa, o çığır devam ettiği müddetçe o vesile olan, açan kişiye sevap yazılmaya devam eder. O yapanların sevabından da hiçbir şey eksilmeden. Evet. Tabii ki bunun zıttı da var. Kim bir kötülüğe, kötü bir alışkanlığa vesile olursa, onun açtığı çığır da onun günahından eksilmeden, tabii, değil mi? O tabii ki onun günahından eksilmeden hala yazılmaya devam eder. Allah muhafaza. Aynen. İşte bu bizim için çok önemli bir kazanç. Kim emri bil maruf nehyen münker yapıyorsa, bir kimseye diyelim ki namaza başlattı. Ne güzel. O kişi namaza başladı. Beş vakit kılıyor, nafileler kılıyor. Vesile olan ondan hala sevap kazanıyor. Hanesine yazılıyor. Ya da bir aileyi kurdu, bir aile içerisindeki işte huzuru tesis etti, bir çocuğun ilim öğrenmesine vesile oldu, hafızlığını yaptırdı. Belki onun işte ne diyelim güzel, hayırlı bir mühendis olması için çaba sarf etti, burs verdi. Yahut işte bir doktor olması için çaba sarf etti ya da bir ilahiyatçı olması için çaba sarf etti. Ve bunlar günümüzde işte çok ihtiyacımız olan Müslümanların ihtiyacı olacak aletleri, edevatları, işte teçhizatı ürettiler. Ya da birçok hastalığa şifa buldular. Ya da İslami anlamda güzel bir teşekkülün oluşması için çaba sarf eden alimler ortaya çıktı. Onların yetiştirdiği insanların yaptığı işlerden de o vesile olan, burs veren kişi hala hayır kazanıyor demektir. Onun için iyiliğe vesile olan onu yapan gibidir buyurur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ki şöyle bir durum da var. Bir insanın amel defteri kapanır. Şu üç kişi hariç buyurur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hayırlı evlat yetiştiren, evet, bir ilim öğreten
faydalı bir ilim. Yani bu böyle bir kayıt da vardır. İlminde faydalı olması lazım. Faydalı bir ilim bırakan ve bununla beraber sadaka-i cariye, yani insanların faydalandığı eserler bırakan kimseler. İşte emri bil maruf, nehyen münker belki sadaka-i cariyenin içerisine, belki de işte ilim öğreten kimsenin içerisine girer ve bizim amel defterimizin kapanmamasına Allah'ın izniyle vesile olur. Tabii ki şunu da ifade etmek lazım. Emri bil maruf, nehyen münker yapan bir kimsenin kazancıyla alakalı. Şimdi bizim evimize hesaplayalım, yılda kaç kişi gelir bizi ziyarete? Yani aile bazında sayabiliriz, her gelişi sayabiliriz. Komşu bazında, arkadaş bazında. Kişi olarak söyleyebiliriz. İşte rakam aşağı yukarı bellidir. Yani evet. Aşağı yukarı değişmekle beraber, kişiye göre değişmekle 40, beraber bellidir. Evet. Şimdi bir de Eyüp el Ensari'yi ziyarete gidenleri hesap edelim. Yani namaz vakti camide yer bulunmuyor. Gecesiyle, gündüzüyle, Ramazanıyla orası dolu. Neden? Eyüp el Ensari İslam'ı anlatmak için, emri bil maruf nehyi anil münker yapmak için o ilerleyen yaşına rağmen ne yapmıştı? Ta Medine'den kalkıp işte at sırtında, el sırtında kısmen İstanbul'a kadar gelmişti. Neden? İşte emri bil maruf nehyi anil münker vazifesi için gelmişti. İşte bu vazifeyi yapanların ismini Cenab-ı Hak unutturmuyor. Amel defterleri kapanmayıp hala dua eden insanlar var. Bizim şehrimizde de var. Değil mi? Birçok büyük zatlar var. Biz bazen öğrencilerimizle onları ziyarete gidiyoruz. Ziyaretlerini yapıyoruz. Neden? Neden oraya gidiyoruz? Çünkü onlar İslam'a hizmet etmişler. İnsanlara hizmet etmişler. Ve hala ziyaretçileri var. Amel defterleri hala kapanmamış, dua edenleri var. İşte emri bil maruf nehyen-i münker yapan kimselerin böyle kazançları var. Mesela sahabe efendilerimiz, sahabe diyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görenler, Müslüman olarak görenler ta Çin'e kadar, Semerkant'a kadar, Afrika'nın içlerine kadar İslam'ı anlatmak için gitmişlerdi. Bakın sahabe diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra belki 50 yıllık bir süreç en fazla. İşte onlar ta oraya kadar ulaşmışlardı. Neden? Emri bil maruf, nehyen-i münker. İşte o zaman işte biz hep dualarımızı sahabeye katıyoruz ya. Gökteki yıldızlar gibidir sözünün muhatabı işte böyle çaba sarf eden, İslam'a, insanlığa hizmet eden insanlar olmuş oluyor. Ecdadımız da aynı şekilde. Yani işte Murat Han, Hüdavendigar, Kosova'yı işte ele aldıktan sonra ne yapmıştır? Orada İslamiyet'i, işte Fatih Sultan Mehmet yine Bosna'yı aldıktan sonra İslam'ı güzel yaşayan insanları oraya yerleştirmişler. Fethettikleri diyarda İslam'ı yaşamış ve yaşatmışlardır. Fethettikleri diyarda İslam'ı yaşatmışlardır bizim ecdadımız. Hem yaşamıştır hem de yaşatmışlardır ki bugün Kosova'nın verilere göre %95'i Müslüman hala. Yine Bosna'nın %50'den fazlası hala Müslüman. Neden? Ecdadımızın işte bundan 400 yıl önce yaptığı fetihlerin neticesidir evet. Bu. Orada İslamiyet'i yapmışlar, yaşatmışlar. Bir emri bil maruf nehyi anil münker yapan kimsenin kazancıyla alakalı şu söze muhatap olması zannediyorum kazançların en güzellerinden birisidir. Cenab-ı Hak buyurur ki men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallah. Allah'a çağırandan sözü daha güzel kim vardır? Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Yani sözün en güzeli Allah'a davet eden söz. Sözün en güzeli Allah'a çağıran sözdür. Onun için bizim alim dediğimiz insanların bütün gayeleri bu olmuş. İlimler öğrenmişler, seyahatler yapmışlar. Sonra gidip bir köye, bir şehre yerleşip orada İslam'ı anlatmaya çalışmışlar. Neden? Çünkü sözün en güzeli o. Cenab-ı Hak Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim olabilir buyuruyor. Sözün en güzeli o olduğu için. İşte bu sıfata, sözü güzel olan insan olmak sıfatına ulaşmış olur. Emri bil maruf nehyen münker vazifesi yapan, yapmaya gayret eden bir kimse. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Şimdi şöyle gelen birkaç yorumumuz var. Sonrasında hocamıza kulak verelim inşallah. Şahmettin Tipi hocamıza. Kadir Sevinç yahu bir de ulusal olsanız TV olarak çok daha iyi olur demiş. Yozgat TV ailesi inşallah dua niyetine olur bu da. İnşallah.
dua niyetine olur. Allah razı olsun. İzleyicimizden çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel temennisinden dolayı. Selamun aleyküm demiş. Valine aleyküm selam. Ayfer İnci kardeşimiz. Böyle güzel içerikler ile kıymetli konuklar, evet, burada kıymetli konuklar ile evlerimize misafir oluyorsunuz. Tebrik ediyorum. Başarılar, iyi yayınlar dileklerinde bulunmuş. Ben de selam göndereyim eşimle kızıma. Öyle mi? Evet. Evet. Allah razı olsun. Güzel. Sıradaki eseri de armağan edelim o zaman, değil mi? İnşallah, evet. Olur. Çok güzel olur. Peki. Evet, Şahmettin Hocam. Bu arada hocam, bu güzel külliyeyi Yozgat'ımıza, Yozgat halkımıza kazandırdığı için Bilal amcamıza da selamlar gönderelim. Allah razı olsun. O da güzel bir hizmette bulunmuş oluyor, değil mi? Kesinlikle. Yani biz, yani uzun süredir ben Yozgat'tayım. Nereye adım atmış olsam, Bilal amcanın mutlaka izini görüyorum. Hani bir izini demiyorum, birçok izini görüyorum. Maşallah. Yani aklımıza, hayalimize gelmeyecek en ücra köşelerde dahi Bilal amcanın izi var. Cenab-ı Hak inşallah yaptığı hayırların ecrini ahirette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a komşu kılarak göstersin. Cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Evet. Hayırlarının devamını nasip eylesin. İnşallah şu an bizi de izliyorsa selamlarımızı, sevgilerimizi, gönülden muhabbetlerimizi ulaştırıyoruz Bilal amcamıza. Allah razı olsun. Evet, şimdi Şahmettin Tipi hocamıza kulak verelim. Hocam, hangi eseri söyleyeceğiz? Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in eserini söyleyeceğiz biz de. Bu eserimizi bizi uzaktan yakından takip eden, izleyen herkese armağan edelim. Evet. Özelde Bilal Şahin amcamıza armağan edelim inşallah. Peki hocam. Can kulağıyla dinliyoruz seni. Buyurun. Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in. Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in. Ay ve günü yarattı şevkine Muhammed'in. Ay ve günü yarattı şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-i kalem. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-i kalem. Okundu hatm-ı kelam aşkına Muhammed'in. Okundu hatm-ı kelam aşkına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler aşkına Muhammed'in. Zikri tevhid ettiler aşkına Muhammed'in. Veysel Karani kazandı, ahir yine özendi. Veysel Karani kazandı, ahir yine sevindi. Sekiz uçmak bezendi aşkına Muhammed'in. Sekiz uçmak bezendi nuruna Muhammed'in. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Şahmettin Tip hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Efendim, Yusuf Coşkun beyefendi, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.
Hayırlı programlar dileklerinde bulunmuş. Yusuf abimize de selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Evet, iftar vaktimize dakikalar kaldı. Bu akşam 9-10 geçe mi? 10 geçe okunuyor değil mi hocam? Evet. 10 geçe okunuyor. Evet, 7'yi 10 geçe orucumuzu açacağız inşallah. İftarımızı yapacağız. Yaklaşık bir 10 dakikamız kaldı kıymetli hocam. İnşallah yetiştirelim evet. Sohbetimizi. Emri bin maruf nehi anil mükel yapılmazsa ne olur hocam? Oradan devam edelim buyurun. Evet. Yapanın mükafatlarını söyledik. Evet. Şahmettin hocamız da ifade etti ilahisinde. Uçmağa dedi ya. Evet. 8 uçmağa. Yani uçmağa cennettir. 8 cennet. Onun için bezendi. Ya. Cenab-ı Hak yapanları inşallah emri bil maruf nehyan-ı münker yapanları, bizi dinleyenleri inşallah uçmağa gitmeyi nasip eylesin inşallah. Böyle bir vazife eğer yapılmazsa ne olur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konudaki şu uyarısı ciddi manada ehemmiyetli. Buyurur ki, nefsimi kudret elinde tutan Allah'a kasem olsun ki ya marufu emreder, münkerden nehyedersiniz veya Allah'ın katından umumi bir bela sizin üzerinize sağanak sağanak gelir. Buyurur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Alimlerimiz buradan şöyle bir netice çıkartmışlar. Bir toplumda hataların yapılması aslen umumi bir belanın gelmesi anlamına gelmez. Ama o yapılan hatalara karşı uyaran kimseler kalmadıysa işte o zaman umumi bir belanın gelmesi beklemek lazım diye alimlerimiz bunu yorumlamışlar, ifade etmişler ki eğer bir toplumda emri bil maruf nehyanil münker vazifesi yapılmıyorsa şahıs bazında ya da toplum bazında o zaman Allah muhafaza Yahudilerin içtimai çöküntüleriyle karşı karşıya kalırız. Yahudilerin içtimai çöküntülerini biz de yaşamak zorunda kalırız. Nedir Yahudilerin o çöküntüleri, toplumsal olarak çöküntüleri? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu şöyle ifade buyurur. Buyurur ki, İsrail oğulları arasında dinden sapma ilk defa şöyle başladı. Bir adam bir başka adama rastlar. Bana baksana der. Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et. Çünkü bu yaptığın sana helal değildir der. Bak, uyar bunu yani. Söyler, uyarır. Öbür gün bakar ki yapmaya devam ediyor. Onunla oturur. Onunla yer içer, onunla dostluk eder. Bunun neticesinde şu ayeti kerime okur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kânû lâ yetenâhevna kerim fealûhû. Onlar işledikleri kötülükten dolayı birbirlerini vazgeçirmiyorlardı. Buyurur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunun neticesinde de Cenab-ı Hak onların kalplerini birbirlerine yaklaştırdı. Yani biz uyarmadığımız her insandan bir parça alıyoruz. Engel olmadığımız her kötülükten biz de nemalanıyoruz. Çok basit örnek verdik ki yere birisi çöp attı. Hı hı. Onu kaldırmıyorsak sadece o insana engel olmakla kalmıyoruz. Biz de çöp atabilecek ihtimalimizi içerimizde arttırmış oluyoruz. Yarın bir gün bizim için de atmak çok kolaylaşıyor. Yani 10 defa bir insan, bir toplumu görsek, bir çöp atıldığını görsek deriz ki burada kural herhalde bu. Mesela örnek vereyim. Bir insan bir şehre yeni gelir, trafik kurallarına çok uyar ama o şehirde sinyal verilmiyordur. Bir verir, iki verir, üç verir, netice itibariyle ne olur? Artık sinyal kullanmaz olur. Kullanmaz, evet. İşte niye? Uyarmadığımız, düzeltmediğimiz her şeyden biz de bir pay almış oluyoruz ne yazık ki. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız. Yahut Cenab-ı Hakk'ın kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra da İsrail oğullarının lanet ettiği gibi size de lanet edilir. Buyurur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Eğer yapılmazsa böyle bir şeyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. İsterseniz vaktimizi istifadeli kullanmak adına nasıl yapılması gerektiğinden de bahsedelim. Ondan sonra da herhalde bitiriyoruz evet, zannediyorum. Hocam evet bir 5 dakikamız var. Hı hı.
Başka bir hani ilahi söyleyecek mi ezandan önce? Yok hocam. Tamam. Söylemeyeceğim. Tamam, ona göre ben hani vaktim önümde var, ona göre ayarlamış olayım. Peki emri bil maruf nehy anil münker vazifesi bu kadar önemliyse, bu kadar yapılması gerekiyorsa, yaparım bu kadar faydası varsa, yapılmadığı zaman içtimai anlamda bir çöküş olacak ise bu nasıl yapılmalı? Bu sorunun cevabına geldik. Evet hocam. Tabii ki emri bil maruf nehy anil münker yapmak isteyen bir kimse, bu sevaptan hissedar olmak isteyen bir kimse ilk önce kendisine söyleyecek sözünü. Hani dinle ey nefsim diye başlar ya bazen alimlerimiz Mesnevi'de vesaire başlar. Dinle ey nefsim diye sözü önce kendisine söyleyecek. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sözü önce kendisine söylemeyenleri uyarır. Buyurur ki: "Etemurun en-nase bil birri ve tensavun enfusukum ve entum tetlun el-kitabe efela taqilun." Kitabı okuduğunuz halde iyiliği emrediyor, insanları iyiliğe yönlendiriyor da kendinizi unutuyor musunuz? Yani kendinizi iyiliğe yönlendirmede unutuyor musunuz? İlk önce insan kendi nefsine söyleyecek ki zaten sözü tesirli olmuş olsun. Bir diğeri de iyiliği emretmek, kötülükten nehyet etmek isteyen bir kimse bu kendine söylediği şeyi yaşayacak. Yaşayacak. Onu Hazreti Ömer şöyle ifade eder halife olduğu zaman da arkadaşlarına der ki sessiz davetçiler olunuz buyurur. Sessiz davetçiler. Derler ki ya emiral müminin sessiz davetçiler nedir? Der ki hal ve ahlakınızla davetçi olun. Haliniz, ahlakınız. Hani şöyle bir söz var ya, yüzler vardır lahza lahza Allah'ı hatırlatır. İşte halimiz öyle olacak ki bize bakan İslam'ı, ahlakı, Kur'an'ı hatırlayacak ve bizim söz söylemeye bile ihtiyacı hissetmeyeceğiz. Bazen hani irfan ehli insanların yanına gidince bakarsınız ki böyle sabahtan akşama kadar sohbet beklenir ama sohbet yoktur. Evet. Orada hal diliyle bir irşat vardır. Hı hı. Sonra bir kimse önce kendine söyleyecek, sonra yaşayacak, sonra da ilk başta akrabalarından başlayacak uyarmaya. Yakınlarından. Yakınlarından. Evet. Neden böyle diyoruz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak buyurdu ki وَاَنْدِرْ عَاشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Yakın akrabalarını uyar buyurdu. Evet. İslam'ın ilk tebliğ edildiği vakitlerde. İşte bunların içerisinde en yakını bizim ailemiz. Eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız, kardeşlerimiz. Sonra artık diğer akrabalara gelir. Onlardan başlamak lazım. Peki evet. Nasıl çağıracağız emri bil maruf nehyanil münkere? Hikmet ile çağıracağız. Değil mi? Cenab-ı Hak buyurur ki Ud'u iles sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izzetil hasenet. Yani güzel bir mev'ize ile, hikmet ile insanları çağır. Hikmetle çağıracağız. Sözümüz kavli mağruf olacak. Gönül alıcı olacak. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Kavli belih olacak. Yani açık ve anlaşılır bir söz olacak. İnsanlar ifade ettiğimiz. Kavli sedid olacak. Sağlam. Yani ifade ettiğimiz şeyin sağlam olacak. Yani bir temele dayanması gerekir. Kavli meysur, kolaylaştırıcı olacak. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, yessiru ve la tuassiru. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Biz insanlara bir şeyleri söylerken zorlaştırmaya doğru meylettiriyoruz. Halbuki kolay yolu tercih etmek lazım. Beşşiru ve la tunefiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Müjdelemek gerekir. Bununla beraber emri bil maruf nehyani münker yapan bir kimse sabırlı olması gerekir. Çünkü bir insanı uyardığında kötü bir sözle karşılaşabilir. Bir tepkiyle karşılaşabilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşlandı ama vazgeçmedi. Evet. Ve beddua da etmedi. O kadar zulmeden insanlara karşı hocam Mekke'den, Mekke'nin fethinde onları evet. Ne yapmıştı? Kucağını açmıştı. Evet, Cenab-ı Hak inşallah bu vazifeyi yaparken sabırlı olanlardan da eylesin inşallah. Son bir dakikamız kaldı. Bu arada bu akşam Bilal Şahin Külliyesi'nde evet şu an arkadaşlarımız fotoğrafımızı paylaşıyor. Maşallah sakal da yakışmış Bilal amcamıza. Yerköy Bilal Şahin Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencileri misafir ediyor. İftarımızdalar efendim. İftar vaktinde oruçlarını açacaklar inşallah. Allah hayırlarını kabul eylesin inşallah. Sakallı resmini bir daha görebilir miyiz? Maşallah. Evet. Yakışmış Bilal amcamıza.
Maşallah. Maşallah. Allah hayırlarını kabul eylesin inşallah. Evet, bu akşam başladı değil mi iftar yemekleri? Rabbim kabul eylesin inşallah hayırlarını. Evet, Yozgat için iftar vakti. Şahmettin Hocam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya lissalah. Hayya lissalah. Hayya lilfalah. Hayya lilfalah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Amin. Allahümme Rabb hazihi da'vati tamme ve salatil qaime ati Muhammeden il vesile والفضيلة والدرجة الرفيعة إلهي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. Evet efendim, Yozgat'ımızın nur topu gibi bir orucu daha oldu. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin, dua ve niyazlarınızı kabul eylesin. Evet, bu akşam da sevgili Abdurrahman Parlak Hocam, Yozgat Müftülüğü İl Vaizimizle beraber Ramazan'ımızı, iftarımızı karşıladık. Elhamdülillah. Hayırlısıyla hocam. Bu arada Cemil Üstün Taşı'nda selam var, üstünde kalmasın. Aleyküm selam. Selamlar, sevgiler gönderiyor. Orada selamlar olsun. Eyvallah, Cemil'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Hocam, programımızın burada sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz bu faydalı bilgileri söyleşi şeklinde bizimle paylaştınız. Allah razı olsun. Ecmaîn. İzleyicilerimize son olarak Yozgat TV ailemize, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz hocam? Başta bu böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için, size böyle bir mekan için Bilal amcaya teşekkür etmek isterim. Cenab-ı Hak inşallah emri bil maruf nehyanil münker vazifesini yapma bilincini nasip etsin cümlemize. Amin. Yapanlara da Cenab-ı Hak onun feyzini, bereketini, sevabını almayı nasip eylesin. Bu seneki Ramazan-ı Şerifimizi Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlı eylesin. Ümmet-i Muhammed'e, bütün insanlığa ve bütün alemlere Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin Ramazan-ı Şerifimizi. Cenab-ı Hak hayırlı bir şekilde günahlarımızdan affolunmuş olarak bayrama ulaşmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Evet, Abdurrahman Parlak Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, kıymetli izleyenler, Yozgat TV'de Ramazan'a özel iftara doğru programımızın bu akşamlık da burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen başta Koray Bulut Beyefendi'ye ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza, Bilal Şahin camimizin imamlar, imam hatipleri, müezzin kayımlarına çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, Bilal Şahin Külliyesi'ndeki buradaki yayınımız burada bu akşamlık bu kadar. Yarın yine aynı saatlerde buluşuncaya değin. Ahiriniz evvelinizden hayır olsun inşallah. Selam, sevgi ve muhabbetlerimizde. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.